Paul Gauguin'in Sonrası Görüntü, Yakup'un Melek'le Güreşi adlı eserine bakıyoruz. Bu eserin tarihi 1888. Çok parlak ve canlı renklere sahip bir tablo. Bence sanatçı burada renkleri soyut bir şekilde kullanarak çok ilginç bir şey yapmış. Burada Rönesans'tan beri süre gelen renklerin doğalı ve gerçeğin yansıtması geleneğinin kırıldığını görüyoruz ressam renkleri vermek istediği ifadeyi yansıtmak için özgürce kullanmış. Kırmızı çok canlı ve güçlü bir renk. Yakup ve meleğin güreşi de bu kırmızı alanın üzerinde gerçekleşiyor. Sarı kanatlı melek anlaşılan o ki zavallı Yakup'u boyunduruğa almış. Kırmızı resimde hem bahşetle eşleştirilmiş hem de o kadar canlı ki kendini diğer öğelere göre ön plana çıkarıyor. Manzaranın düzleştirilip tek boyutlu olmasını sanatçı belli ki Japon baskılarından esinlenerek yapmış. Burada Japon baskılarına gönderme olarak bir ağaç kullanıldığını da görüyoruz. Bu ağaç tuvali güzel bir şekilde ikiye bölmüş. Gogen genel olarak resimlerinin gerçekçi durmasını istemezdi. Bu resimle de sanki bakan kişiyi hayallere ve ruhani dünyaya götürmek istemiş. Bu yüzden gölge kullanımını azaltmış. Ve Rönesans'tan beri gerçekçilik yaratmak için kullanılan birçok diğer yöntemi de kullanmamış. Arkadaşı olan Van Gogh'a yazdığı bir mektupta resimlerinin soyut olduğunu dile getirmiş. Biz aslında böyle resimlerin soyut olduğunu düşünmüyoruz. Sanırım o da ışık ve gölgenin kullanılmamasından bahsediyordu. Gauguin Fransa'nın kuzeybatı kıyılarındaki Breton'daydı. Burası oldukça engebeli ve hava şartları zorlayıcı olan bir yer. Orada bir sanatçı topluluğu vardı ama Gogen oraya daha ziyade kendini şehir hayatından ve modern Paris kültüründen uzaklaştırmak için giderdi. Yani orada daha gerçekçi, henüz medenileşmemiş ve insan doğasına daha yakın bir şeyler bulmayı umuyordu. Bu aslında Aydınlanma Çağı'nın bir etkisi. Rousseau'nun doğal insan felsefesi de aynen bundan bahseder. Bu resimde gördüklerimiz tamamen Gogen'in uydurması. Burada gördüğümüz kadınlar 17. veya 18. yüzyıldaki gibi geleneksel kıyafetler giymişler. Bunu kafalarındaki başlıklardan anlıyoruz. Bu durum adeta şuna benziyor. Bir kovboy kasabasına gidip rodeo gösterisini izlediğinizde çevredekilerin şapkalarına ve çizmelerine bakıp buradaki insanlar 100 sene önce de hep böyle giyiniyorlardı diye düşünürsünüz. Ama buradaki durum tamamen uydurma. Gogen burada ilginç bir noktaya değiniyor. Köylüleri ön plana çıkarmış. Gözlerinin kapalı olduğu görülüyor. İçe dönmüş gibiler. Fakat bu resimle ilgili enteresan olan şey şu. Bu dini bir resim değil. Burada İncil'den bir konu işlenmiyor. Yani sadece Yakup ve meleğin güreşini görmüyoruz. Bu resim insanların dini bir deneyimini anlatıyor. Bu dini deneyim ruhani dünya ile fiziksel dünyayı birbirinden ayıran ağaç tarafından resmin diğer tarafından ayrılmış. Bu resimde başka insanların dini yaşayışlarına ve inançlarına dair bir şeyler gözlemliyoruz. Gogen burada aslında modern bir soruna değiniyor. Modern endüstriyel çağdaki insanların bundan önceki zamanlarda yaşayan insanların hissettikleri ruhsal bağlantıya sahip olmalarının artık çok zor olduğunu anlatıyor. Ve sanırım sanatçı daha direkt ve doğrudan bir ruhani deneyimin özlemini çekiyor. Bu aslında çok zekice bir strateji. Böylelikle Orta Çağ'dan, Rönesans'tan ve Barok'tan kalma bir dünyayı görsel olarak modern dünyaya getiriyor.